Garden of Bomben Chapter 4 çıkış tarihi geliştirici Euphoric Brothers tarafından ekranlarda gördüğünüz bu anons videosuyla duyuruldu. Bu anons videosuyla alakalı birkaç teorim var, bunları da size aktaracağım bugün. Aynı zamanda Garden of Bomben Chapter 4'te neler olabilir? Burada teoriler üretebilmek için Garden of Bomben Chapter 3 oynanış fragmanını izleyeceğiz. Aslında buradan yapacağımız çıkarım şu olacak. Garden of Bomben Chapter 3'ü zaten sizlerle oynadık, oyunumuzu biliyoruz. Acaba oyundaki hangi sahneler o fragmanda vardı? Daha sonra ise Garden of Bomben Chapter 4'ün oynanış fragmanını da izleyeceğiz. Az çok oradan Garden of Bomben 4'te neler olabilir, bu konu hakkında konuşacağız. Sizlerin de Garden of Bomben videolarını sevdiğini biliyorum. O yüzden daha fazla Garden of Bomben videosu için videoya like atmayı, kanala da ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Tabii Chapter 4 de yaklaşıyorken aşağı tarafa yorumlar kısmına Chapter 4 ile alakalı teorilerinizi de yazmayı unutmayın. Öncelikli olarak anons videomuzu şöyle baştan bir izleyelim, ne varmış. Yine klasik girişimiz. Maskotlarımız ve ilginçtir ki burada gördüğünüz üzere Bambalena, Opila kuşu, Tartabird ve Slowsel'in burada fotoğrafa bakıyor. Yani duvardaki maskotların fotoğrafına bakıyorlar. Şimdi aslında geliştiriciler burada bize bir mesaj veriyor olabilir. İşte bu yüzden zaten Garden of Bomben Chapter 3 oyun fragmanıyla Garden of Bomben Chapter 3 anons videosunu izleyeceğiz. Çünkü orada önemli konuşacağımız bazı konular olabilir. Sizin de bu konuyu teorilerinizle desteklemenizi istiyorum. Tabii şu an birçoğunuz zaten oyunun ne zaman çıkacağını biliyor. Çünkü hem Discord sunucumuzdan paylaşılıyor hem de YouTube topluluk bölümünden paylaştım. Evet, Garden of Bomben Chapter 4 çıkış tarihimiz burada 11 Ağustos olarak ve Türkçe dil desteği. Bu Türkçe dil desteği Türkçe dublaj olarak yazan arkadaşlarımız var ama bu dublaj değil arkadaşlar. Sadece altyazılar var biliyorsunuz ki. Altyazılar Türkçe olarak gelecek. Hatta biliyorsunuz ki Chapter 3 de Türkçe dil desteğiyle gelmişti ama oradaki bazı deney notları Türkçe olarak değildi, İngilizceydi. Tabii ki ben onları sizlere yine Türkçe'ye çevireceğim oyun oynadığımız zaman. Doğal olarak 11 Ağustos'ta Garden of Bomben Chapter 4'ü bu kanalda sizlerle beraber oynayacağız. Bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, gelin şimdi sizlerle beraber Garden of Bomben Chapter 3'ün gameplay trailerını inceleyelim. İlk sahnemiz, yani fragmanımız bu şekilde başlıyordu. Oyunun ortalarında bir sahne olan bu durumda bize Stinger Flynn aslında başından geçen hikayeyi anlatıyordu. Ve burada bize söz vermişti. Demişti ki her ne olursa olsun işim bittikten sonra buradaki çocuklardan en azından birisini yeryüzüne çıkaracağım. Stinger Flynn'ın biz zaten deney notlarını incelediğimizde, hatta birçok deney notunu incelediğimizde okul yöneticilerinin bize söylediği gibi kötü birisi olmadığını anladık. Evet, son bölümde Bamba'nın şeytani bir şekilde üzerimize saldı ama burada bize zaten bir şans vermişti Stinger Flynn. Belki o da buradaki kötülüklere karşı savaşıyor ama bizim buradan gitmemizi istedi ve biz buradan gitmediğimiz için böyle bir durum olmuş olabilir. İşte bunun hikayesinin derinliğini de zaten Garden of Bomben Chapter 4'te göreceğiz diye düşünüyorum ve şu şekilde sizlerle beraber fragmanımızı izleyelim. Bu sahne böyle başlıyor. Şimdi bundan sonra zaten Garden of Bomben 4'ü de izleyeceğiz ama son sahnesini falan sizlerle beraber yine görelim. Burada Jumbo Josh yine hani önemli sahnelerimizden birisi olabilir mi bilmiyorum. Artık orada düşünceler sizin. Şerif Tootster ki bu bölümde göreceğiz. Onun mekanı burası. İşte burada da hayal alemine gittiğimiz, bizim zihnimizi ele geçirdiğinde Stinger Flynn'ın bu sahneler çok önemli midir? Yani oyun için önemli midir bilmiyorum ama bizim Garden of Bomben Chapter 4 ile yapacağımız teoriler için bu fragmanda önemli olabilir. Şimdi böyle bakıyoruz, yavaş yavaş gitsin. Hatta burada çok önemli sahneleri hızlı hızlı da geçebiliriz. Burada çok bizim dikkat... Evet, burada işte zaten Chamataki ve Tamataki, benim Garden of Bomben Chapter 4'te de beklediğim karakter bunlar. Hatta Jester'ın ekibinde diye düşünüyorum ben bunu. Çünkü burada şu bölümde bulduğumuz notta Jester, Chamataki, Tamataki aynı zamanda buranın artık o uyanmasın dedikleri, uyanmasını asla istemezsiniz dedikleri Zolpius'un fotoğrafını gördüğümüz ve Şerif Tootster'a götürdüğümüz yer. Burası yine oyun içerisinden kesitler ama fragmanın son sahnesi bizim için önemli. Çünkü ben Garden of Bomben Chapter 4'te yine o fragmanda son sahnedeki Queen Bonselli'ye dikkat çekmiştim. Şimdi buraya dikkatlice bakın. Burası artık yavaş yavaş oyunun sonlarına doğru gidiyoruz ve bu yolun sonunda zaten oyunumuz bitiyordu. Evet, bu şekilde gördüğünüz üzere fragmanımız yavaş yavaş bitiyor ve daha sonra ekranımız gidiyor ve Stinger Flynn işte o son sahnede Bamba'nı bize şeytani şekilde götürdüğü sahne burası ve aslında oyunun son sahneleri diyebiliriz. Yani şimdi burada neden izledik bunu? Birazdan onu da inceleyeceğiz. Ama öncelikli olarak bir de anons videosunu izleyelim. Bu da Garden of Bomben Chapter 3'ün anonsunun yapıldığı video ama buraya bakarsanız az önceki ekranda burası boştu. Fakat şu an burada
Garden of Bamban Chapter 3'te önemli yere sahip olan Jumbo Josh ve Opila kuşunun yavrusu var ki Opila kuşunun yavrusu zaten bize Garden of Bamban Chapter 4'te eşlik ediyor. Yani önemli bir yere sahip. Burada sadece bu ikisinden başka maskot yok. Şimdi peki burada Garden of Bamban Chapter 3'ün anons videosuna bunu koymaları önemli mi? Jumbo Josh çok fazla karşımıza çıktı. Opila kuşu yavrusu zaten dediğim gibi Chapter 4'te bizimle olacak. İşte az önce Garden of Bamban Chapter 4 anonsunda buraya bakan maskotlar da 4. bölüm için önemli bir yere sahip olabilir. Ekranlarda gördüğünüz gibi burada 4. bölümün anonsunda ise Bambalena, Opila kuşu, Tarto kuşu ve Slow Selim var. Yani muhtemelen Chapter 4'te bunların önemli bir yeri olabilir. Önemli bir yeri olmasa bile benim burada dikkatini çekeceğim tek nokta birazdan yine 4'ün oyunu fragmanına bakacağız ama Arta kuşu oldukça önemli bir yere sahip diye düşünüyorum. Neden derseniz onu da birazdan izleyeceğimiz videoda göreceğiz zaten. Şimdi sizlerle beraber ona bakalım. Garden of Bamban Chapter 4 gameplay trailerının başlangıcı bu şekilde. Yani tarta kuşuna benzeyen bir kuş var ekranlarda. Aslında bunun tarta kuşu olmadığının çok belli olduğunu daha önceki videolarda söylemiştik. En önemlisi zaten tarta kuşunun kanatları bu şekilde değil, aslında gagası da bu renkte değil. Arka taraftaki duvarlara bakarsanız ise bu muhtemelen krallığın içerisindeki bir muhafız gibi olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki biz Garden of Bamban Chapter 3'te gizli bir odada farklı deneylerin de ortaya çıktığını, farklı DNA'lar kullanarak farklı daha güçlü yaratıkların oluşturulduğunu öğrendik. Doğal olarak Garden of Bamban Chapter 4'te göreceğimiz bu tarta kuşuna benzeyen şey daha büyük veya krallığı savunan muhafız gibi farklı bir şey olabilir. Çünkü anons videosunda tarta kuşunun geleceği açıkça görünüyor ve normal bir şekilde geleceği görünüyor. Yani aslında bu ekranlarda gördüğümüz farklı DNA'lar sonucunda ortaya çıkan Chamataki ve Tamataki veya Jester gibi başka bir yaratık olabilir ama krallığa ait bir yaratık gibi düşünüyorum duvarlara bakılınca. Veya da krallığa saldıran birisi olabilir. Garden of Bamban Chapter 3 anons videosunda biliyorsunuz ki orada Jumbo Josh ve Opila kuşunun yavrusu vardı. Burada gördüğümüz üzere Opila kuşunun yavrusu bizim yanımızda olacak. Anons videosunun önemini açıklayan bir görsel aslında bu. Ve Opila kuşunun yavrusu bize de yardım edecek. Bakın burada bir tane bir şeyin üzerinde, yani düğme gibi bir şeyin üzerinde bu kuş buradayken normal olarak muhtemelen buradaki duvarlardaki butonları aktif ediyor diye düşünüyorum. Yani bu sevimli yavrunun bazı oyunlarda bize eşlik edeceği buradan da belli oluyor aslında. Opila kuşunun hikayesini biliyorsunuz zaten. Sık sık anlatmayacağım bunu. Daha önceki hikaye videolarında anlattım. Belki bu yavru bizimle beraber gelirse bizim tarafımıza geçer mi diye de bir düşüncem yok değil. Ve en önemlisi bu fragmanın son sahnesi ve fragmanın bittiği yerde Queen Bonselia'nın arka taraftan görüntüsünü görüyoruz. Queen Bonselia'nın ön tarafında uzun bir koridor var gibi. Garden of Bamban Chapter 3 oyun fragmanına baktığımız zaman yine son sahnede Stinger Fly'nin son sahnedeki bölümünü gösterdiler. Oyunumuzun son sahnesiydi o. Önceki videolarda yine söylediğim gibi bu sanki Garden of Bamban Chapter 4'ün son sahnesi olabilir diye düşünüyorum ben. Yani şu şekilde. Sheriff Tootster'ın eşliğinde ve Opila kuşu yavrusunun eşliğinde bazı oyunları geçeceğiz ve en sonunda muhtemelen krallığı bulacağız ve muhtemelen de Garden of Bamban Chapter 5'in ana karakteri de Queen Bonselia olabilir diye düşünüyorum. Umarım Queen Bonselia'yı görürüz ama belki bizi yine heyecanlandırmak için Queen Bonselia'yı tam bir şekilde göstermeyip burada oyunu bitirebilirler. Umarım böyle olmaz. Garden of Bamban Chapter 4'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.